Bismillahirrahmanirrahim. E, yeminler konusunda yeme içmeyle ilgili olan bahisler bahislerdeydik. Ve vel gada'u bizim e, sabah öğünü dediğimiz kahvaltı meselesi. El eklu fîmâ beyne tulu'al fecri ve zevâli. Tulu'al fecr yani sabahleyin, e, sabah ile ve zevâl öğlen vakti arasındaki yenen yemeğe gada denir. Bizim işte kahvaltı dediğimiz biraz daha öğlene doğru branç diye batı kültüründe olan öğlene doğru olan kahvaltı. Yani bu yemek gada ismindedir. Zaten ya şöyle şimdi İslam'ın e, öngördüğü yemek iki öğündür zaten. Bir sabah yemeği bir akşam yemeğidir. Sabah yemeği gada'dır. Akşam yemeği aşağıdır. Şimdi gada e, Şimdi şu an neyle ilgili konuşuyoruz? Gada sabahleyin yenen yemekle alakalı. Bir adam sabah yemeyeceğim falan gibi yemin ederse meselesine bakacağız. Ee, bir adam derse ben gada yemeyeceğim. Bundan sonra kahvaltı yapmayacağım dese bir adam yemin etse. Öğleden sonra yese bu gada olmayacağı için kahvaltı olmayacağı için yemini bozulmaz mesela gibi. Ben e, hiç, zeytin peyniri ise bile ben bundan sonra kahvaltı yapmayacağım dese kahvaltı nedir? Sabah saatlerinde yapılan ilk öğün yemektir. Ama öğleden sonra zeytin peynir, ekmek arası peynir yese bu her ne kadar e, çeşit olarak, öğün olarak kahvaltıyı e, andırsa da vakit olarak kahvaltı sayılmayacağı için yani artık ona kahvaltı denmeyeceği için adamın yemini bozulmuş olmaz. Wal ašā'u fi ma ba'in azẓāli Aşağı ise öğleden sonraki e, zaman dilimiyle, ve nisfun gece yarısına kadar olan yenen yemektir. Bu da aşağıdır. Ya bir adam ben bundan sonra akşam yemeği, mesela bizim örfümüzde akşam yemeği nedir? ikindiden sonra işte 5 6 gibi başlayıp 8 9'a kadar olan yemek bizim örfte akşam yemeğidir. Mesela gece 12'de yenen yemek akşam yemeği sayılır mı? O yat öncesi atıştırmadır mesela. Yat öncesi atıştırmadır. Ben akşam yemeği yemeyeceğim diye bir adam yemin etse öğlen 3'te yese o akşam yemeği sayılmaz. Yemini bozulmuş olmaz. Gece 12'de yese bu yine akşam yemeği değildir. Çünkü akşam yemeği örfte işte 6 7'den başlayıp 8-9'a kadar olan bir zaman dilimini kapsayan bir yemektir. Bundan öncesi veya sonrası akşam yemeği diye isimlendirilmez. O yüzden adamın yemeğini bozulmuş sayılmaz. <laughs> daha daha <iyi> Hayır. Ve sahur fima beyne nisfu leyl ve tulu'ul fecir. Çünkü sahur nedir? Gece yarısında, gece yarısıyla e, fecrin doğumuna kadar olan yani geceden sabaha kadar, imsaha kadar olan yemeğe denir. Bu da sahur şekli Ben sahur yapmayacağım diye yemin etse bir adam ama diyelim ki yatsıdan sonra ise bu sahur sayılmayacağı için yemini bozulmuş olmaz. Oldu mu? Peki wafi şu şekilde yemin etse. İn ekeltu eğer yersem. Ev şeriptu veya içersem. Ev lebistu veya giyersem, giyinirsem. kellemtu veya konuşursam. Ev tu evlenirsem. Ev haraçtu veya çıkarsam mutlak bırakıyor. Yersem, içersem, evlenirsem diye mutlak. Şununla bununla ya yani şunu yersem, bunu yersem demiyor mutlak bir şekilde. Wa neva muayyenen Ama niyetinde belirli bir şey olduğunu söylese mesela. Bundan sonra yersem şu olsun dedi, yemin etti. Sonra biz adamı işte diyelim ki et yerken görüyoruz. Ya sen yemek yemeyeceğim diye yemin etmiştin. Ya ben öyle dedim ama ben niyetimde pilavı kastetmiştim dese. La yusaddaku doğrulanmaz. Çünkü niye? Ekeltu dedi, yersem dedi. Neyi yerse diye burada fiile bir meful koymadı. Meful koymadıysa yenebilecek olan bütün her şey bu yeminin içine girer. Yenilebilecek olan bütün her şey bu yeminine gireceği için bu adamın ben şuna niyet etmiştim sözü doğrulanmaz. Ama ve levzade taamen ev şaraben yani yemek yemeyeceğim, su içmeyeceğim gibi mesela Yemi, e, yemin üzerinde yeme ve içmeyi kısıtlarsa, şunu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim gibi mesela, ta'amen diye söylese, ve nahvehu veya buna benzer bir şeyi, suddika diyaneten, şimdi mesela burada ta'amen diye mesela nekre bıraktı, hani yemek, yemek yemeyeceğim dese, sonra yemekten kasıt da ben pilavla fasulyeyi kastetmiştim diye, bu yeminini belirtse, suddika doğrulanır. Çünkü niye? Yemek dediği için, o işte fasulyeyi istisna etmiş olabilir hani niyetinde mesela bu suddika diyaneten tamam doğrulanabilir ama la en ama mahkeme huzurunda böyle bir şey olsa mahkeme bunu ne yapmaz hayır senin biz niyetine bakmayız der mesela işte bu olay mahkemeye nasıl intikal eder İşte ben eğer yemek yersem karın boş olsun dedi gitti hanımı mahkemeye gitti yemek yediğini gördü. İşte müftüye sorsalar deseler ki ya işte böyle böyle bir durum oldu. Adam diyor ki müftüye ya, ya müftü efendi ben yemek yersem diye bir yemin ettim karımın talakı üzerine ama ben işte kuru fasulye pilavı kastetmiştim dese. Müftü iyi madem öyle kuru fasulye pilav yeme yersen karın boş olur der gönderir. Ama bu iş mahkeme intikal etmiş olsa kadı efendi kardeşim biz senin e, niyetine bakamayız. Kelamın e, yemek yersem mi kastediyor ne yersen ye gitmiştir der konuyu kapatır. Tamam mı? Peki. Ve fi la yeşrabu min diclete. Ben Dicle'den, Dicle nehrinden su içmeyeceğim diye adam yemin ediyor. Hani geçen derste de konuşmuştuk. Ebu Hanife ile imamın arasında ihtilaf neydi? Dicle'den su içmek nedir? Ağzı dayayıp içmektir. Mesela bu konuyu tekrar konuşacak. Daha doğrusu ibarede gelecek. Bir adam Dicle'den içmeyeceğim diye yemin etse, la yahnesu bi şurbihi minha o Dicle nehrinden bir ina in bir kap ile su içse yemini bozulmuş olmaz. Çünkü Dicle'den içmek demek Ebu Hanife Raymahullah'a göre ağzını dayayarak içmektir. Ama bir kapla su almak oradan e, suyu e, kaptan içmek demek olur diyor Ebu Hanife Rahimahullah. Mâ yekra yani kara ağzı dayamak yani yudumlamak şeklinde bunu yapmadıkça yani Dicle'ye böyle uzanıp da dereye ağzını dayayarak içmedikçe yemini bozulmuş olmaz. Kime göre? Ebu Hanife Rahimahullah'a göre. Hilafen lehuma İmameyne göre kapla içerse yemin bozulur. Çünkü niye? Bir dereden su içmenin örfi tabiri nasıldır? Örfi tarzı kabı daldırırsın dereye alırsın suyu içersin. Örfte böyle kullanılır. O yüzden imameyne. Dicle'den su içmeyeceğim diyen bir adamın yeminini Dicle'den bir suyu alıp içmekle bağlar. Ebu Hanife seyrahımullah Dicle'den su içmek kelime itibarıyla her ne kadar örfte kullanılmıyor olsa bile ağzı dayayıp içmekle mümkün olduğundan kapla su almak Dicle'den içmek demek olduğu anlamına gelmediği için çünkü bak min Dicle'te ediyor, Dicle'den içmek Dicle'nin kendisinden içmek demektir bu hakiki manası. Hani yine konuşalım bunu. Ebu Hanife'ye göre kelime hakiki manası varsa hani e, lugavi hakikatla örfi hakikat çakıştığında Ebu Hanife lugavi hakikati alır. İmame ise örfi hakikati alır. Aralardaki usul ihtilaftan ötürü de böyle bir mesele ortaya çıkıyor. Fırat suyu çeşmeyle geliyorsa Fırat'tan içmek, içmek demek olur bu. Tabi. Ve in, öhüm, ve in e, gerçi şöyle hani baraja doluyor, barajdan geliyor ya artık o baraj olmuş oluyor. Değişiyor aslında orada. Peki şöyle söylerse ve in kale min ma'i diclete yani Dicle'nin suyundan içmem dese o halde hanese bil inai kapla içtiğinde yemini bozulmuş olur ittifakan ittifakla. Çünkü kapla da içse ağzını dayasa da Dicle'nin suyunu içmiş olduğu için yemin gider. Ve kaza, aynı şekilde fil cubbi Cup, cub sarnıç demek. Büyük kuyu. Hani cub e, Büyük kuyu. Vel bi'ri veya kuyudan da e, yemin etse işte bu kuyudan içmem bu sarnıcın suyunu içmem dese ve fil ina'i bi ayn e, yine aynı hüküm geçerlidir. İmameyn Ebu Hanife'ye göre ağzı dayamaktır. İmameyn'e göre e, kapla almaktır. Ve fil ina'i hatta şu konusudur mesela bazı kuyular Mesela cup, hani sarnış olduğu için zeminde su vardır ama kuyunun çoğu zaman zeminine inilir. Oradan içmek durumu olur. Bu yüzden e, hatta bazı şehirlerde e, kuyu derin olsa aşağı inmek mümkün olmadığı için Ebu Hanife'nin de burada kullanımı itibardan düşer gibi bir ihtilafi konu var. Vafil inayi bi aynihi veya şu kabın kendisiyle içmeyeceğim diye yemin etse o kapla içerse yemin bozulur. Başka bir kaptan alırsa o kuyudan suyu yine yemin bozulmuş olmaz. Peki. Şimdi burada bir kaide var. evet. Kabı kırılması gerektiğini Gider, evet. Kabı özellikle kanser Fakat elinde tuttuğu kabı gösteriyor önemli. O sayılır mı böyle kapta bir <laughs> Yani ne diyecek elinde göstererek? Bu kapla içmeyeceğim dedi. Bu değil. kap demedi. Ben kapla içmeyeceğim dedi. Ka, kap derken gösterdi. Yani, tam... yani o halde evet işaret burada devreye girer. Evet. Şimdi e, şöyle bir kaide var. Ve imkanul birri yani bir neydi burada? Yemine sadık kalmak değil mi? Yemine sadık kalmanın mümkün olması imkanul birri yemine sadık kalmanın mümkün olması şartu hatil halifi yeminin sayıh olması için e, şarttır. Yani yeminin geçerli olması için o yemine sadık kalabilmek imkanı olması gerekiyor. Hilafen li Yusuf'a. İmam Ebu Yusuf burada ihtilaf etmiştir. O yemin edilen konu gerçekleşmesi mümkün olmasa bile yemin geçerlidir kardeşim diyor. Mesela şimdi bunun e, meselelerini görelim. Femen <laughs> halefe bir adam yemin etse. ma <laughs> kuzi. Şu bardaktaki suyu içeceğine yemin ediyor. El yevme bugün. Ya bugün şu bardaktaki suyu adam içeceğim diye yemin ediyor ve ma ve o bardakta bir su yok. Şimdi bardakta su yoksa bu yemeğinin gerçekleşmesi mümkün mü? Mümkün değil. Yani o şu bardaktaki suyu bugün içeceğim dese ve bardak o gün boyunca hiç su olmasa içerisinde bu yemeğini yerine getirmek mümkün olur mu? Olmaz. O zaman gün dolduğunda bu suyu içmediği için yemeğini bozulmuş olur mu? Hayır. Çünkü niye? su olmadığı için bu yemini yerine getirmek mümkün olmadığı için e, bu e, ifade lağv olur. Boş bir hüküm olmuş olur. Ama İmam Ebu Yusuf'a göre yemeğinin gerçekleşebilme imkanı şart olmadığından gün dolduğunda o bardaktaki suyu içmesi yerine gelmediği için e, yemin kefareti vermesi gerekir İmam Ebu Yusuf'a göre. Ama e, şeye göre İmam e, Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre ise o bardakta su olmadığı için bunu yerine getirmek mümkün olmadığından bu yemin geçersizdir mesela. Hocam, bir soru evet. Hocam yemin ettiği takdirde o <laughs> çantanın yerine gelmesi için elinden geleni yapmasıyla. Uhunu gelecek. Şimdi bugün şu bardaktaki suyu içeceğim diye yemin ediyor. Vala ma afihi ancak bardakta su yok. Ev kane su vardı fe subbe kable mudiyihi. Gün daha dolmadan su döküldü. Yani bardakta su vardı ama o gün bugün ben bunu içeceğim diye gün kısıtlaması koştu ya. Daha gün dolmadan su boşaltıldığı için içmeden gün, suyu döktükleri için bu suyu içebilme imkanı var mı? Yok, kalmadı. İmkan kalmadı. İmkan kalmadıysa nedir durum? Yemin geçersizdir durum. Böyle bir durum daha şey olmadığı için süre dolduğunda yemin yerine gelmediğinden yemin bozulmuş olur mu? Hayır çünkü niye? Yeminin yemin ortada yok yani Yeminin geçerli olması mümkün değil. Bu yüzden la yahnesu yemin bozulmuş sayılmaz. Hilafen lahu İmam Ebu Yusuf burada ihtilaf etmiştir. İmam Ebu Yusuf'a göre yeminin yerine gelebiliyor olması şart olmadığı için bir adam yemin ettiğinde o ister mümkün olsun, ister mümkün olmasın yerine gelmediği için yemin kefareti gerekir İmam Ebu Yusuf'a göre. Vaka aynı şekilde inlem lem kulil yavme bugün demeseydi yani bu kaptaki suyu içeceğim dedi bugün diye kastetmedi ee, yine aynı şekilde yemin yerine gelmiş yani yeminin şartı olmadığı için yemin mümkün olmadığı için yine bu durumda yemin bozulmaz illa ancak şöyle olursa inkane içinde su vardı şimdi bardakta su vardı fesubbe ve su döküldü su döküldü yani su döküldüğü için su dökülme anına kadar bu bardağı alıp içme imkanı var mıydı adamın? Vardı. Bir an. Şimdi mesela adam diyor ki şu bardaktaki suyu içmeye yemin ediyor ve daha alıp içmeden bu suyu suyu döküyorlar. Şimdi bir an bile olsa o bardaktaki suyu içme imkanı var mı? Var. Doğru mu? Yani bir an bile olsa böyle bir imkan ortada olduğu için imkan mümkün olduğundan bu durumda yemin bozulur. Niye? Çünkü öyle bir an devreye girdi. Yani senin yemininden sonra o bardakta su vardı ve sen o bardakta su varken suyu içme imkanın olduğu için yeminin geçerlidir. Bu durumda zaten Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre yemini bozuldu. imkan olduğu için tutmadığından yemin bozulur. İmam Ebu Yusuf'a göre zaten her halükarda yemin geçerli oluyordu. Bu yüzden bir ittifak, imamların ittifakıyla su varken daha yeminden sonra dökülse yemin bozulmuş olur. Hocam mesela siz salondasınız. Tamam. Çayınız da duruyor. Çayınızı koyduğunu diyorsunuz, Yemin ediyorsunuz. O sırada da ben de boşa gitmesin diye içiyorum onu. Tamam. E, sonuçta ben yemin ettiğimde bardakta su var mıydı? Vardı. Ve e, aklen mümkün mü onun içebilme imkanı? Mümkün. Adeten mümkün olmasına bakmıyoruz biz. Aklen mümkün olmasına bakıyor çünkü yemin ettim ben bu bardaktaki çayı içmeye yemeğinin bitti elimi uzattım bardak kırıldı döküldü. O anda bir lahza bile bu e, aklen o çayın içilebilme imkanı mümkün o imkanı bulunduğumdan yemeğinin geçerlidir vardan Yem, kırılmasıyla yeminim yerine getirmediğim için ne oldu? Kefaret gerekti. Tabi tabi. Gün şartı koşmadı. Tabii, tabii. Gün şartı koşmadı. Şart, dolu, Ama şöyle e, yemin ettiğim anda bardak boşsa bardakta su olmadığı için ben bu bardaktaki suyu hani olmayan bir suyu kastediyorum. Yemin anında böyle bir su yok ortada. Şimdi şöyle hocam biz ama o yemin şey. su değil, şu bardak dolusu su içeceğim değil. O zaman senin dediğin gibi olurdu, suyu doldurup içerdi. Ama şu bardaktaki suyu diyorum ben ve o an o bardakta böyle bir su yok. Yani olmayan bir şeye yemin etmiş oluyorum. Bizim kastımız bardak, bardak değil de su mucah. Evet, tabii. Yoksa bardan alacağı kadar suyu gün içinde hep doldurabilirim, bulabilirim. Peki şöyle bir yemin olsa. Wafi لَيَسْعَدَنَّ semaa. Ben göğe yükseleceğim dese, yemin etse. Ev laytiranna fi'l hava. Havada uçacağım dese mesela. Ev layqlibanna hada'l Veya bu taşı altına çevireceğim dese. Altına çevireceğim dese. Ev layqtulanna Zeydan. Ve Zeydi öldüreceğim dese. Zeydi öldüreceğim dese ama alimen bi mautihi Zeyd'in öldüğünü bildiği halde Zeyd'in öldüğünü bildiği halde e, böyle bir yemin etse in aqadet yemini geçerli olur ve hanefe ve yemini bozulmuş olur li o dakikada. Şimdi neden Normalde bir insanın göğe yükseleceğim diye yemin etmesi da yani, hayır hayır bizzat bedeniyle yani bir vasıta ile değil. Evet. Yani, çok, havada uçacağım, uçacağım diyor şey, mesela. Bir şey, bir şey. Veya şu taşı altın yapacağım diyor. Hadi onları geç şu taşı altın yapacağım diyor. Şimdi bunlar yap, e, ama e, daha evvel yani Nas'larda bu, bu şeylerin varlığı geçmiş mi? Hadislerde var. Veya bazı velilerin kerametlerini, bazı nebilerin mucizelerinde taşı altın yapmak, ölüyü diriltmek gibi durumlar var mı? Var. Ve aklen mümkün mü bunlar? Aklen mümkün mü? Mümkün. Aklen mümkün olduğu için bir adam e, ben semada uçacağım diye yemin ediyor. Tamam. E, semada uçabilmek mahlukat için adeten mümkün değilse de aklen mümkün mü? Cinler uçuyor. Bazı nebiler göğe yükselmiştir. Aleyhisselam göğe yükselmiştir mesela. Fark etmez. Aklen mümkün mü değil mi? Mümkün. Aklen mümkünse yemin geçerlidir. Ama bunu yapmaktan o dakika bile aciz olduğu için ne olur? Yemin kefareti gerekir. Ama mesela hatta o dakikaya şuraya biz hasredelim. Adam Zeyd'in öldüğünü biliyor. Ben Zeyd'i öldüreceğim diyor. Şimdi normalde dirilip tekrar öldürmek aklen mümkün mü? Allah'ın Zeyd'i diriltmesi. Adeten mümkün olmasa bile aklen mümkün mü? Mümkün. Benim onu öldürmemen akabinde mümkün mü? Aklen o halde nedir durum? Tamam o zaman bu yemin geçerli. Ama bunu yapmaya aciz olacağı için, bunu yapmaya gücü yetmeyeceği için, yerine getiremeyeceği için yemeğini bozulmuş oluyor o dakikada. Ama şöyle olsa ve inlam yalem bi mevtihi Zeyd'in Öldüğünü bilmediği halde, Zeyd'in öldüğünü bilmediği halde yemin etse, Zeyd'i öldüreceğim diye. Hayır, Zeyd hayatta zannediyor. Zeyd'i hayatta zannediyor. Vallahi ben Zeyd'i öldüreceğim diyor. Bir Müslüman'ın bir Müslüman'ı öldürmesi haramdır ve bunu öldürme noktasını kabul etmesi nedir? Caiz değildir. Bu yemeğini zaten... Ee, yeminde sadık kalması mümkün değil Caiz değildir mümkün değildir Yeminde sadık kalması mümkün değildir Yani burada hani imkanul birzi demiştik ya biz İmkanul birri, şartu lisi hatil half demiştik Yeminin şartı nedir O yemine sadık kalmanın mümkün olması demiştik Bir insanın bir hayatta olan bir müslümanı öldürmesine yemin etmesi e, nedir Haramdır ve bu yeminde sadık kalması mümkün müdür bir Müslüman'ın mümkün değildir. Bu yüzden mümkün olmadığı için fela yemini geçerli olmaz. Çünkü hayatta olan bir Müslüman'ı öldürme yeminini e, sürdürmesi, yemine sadık kalması mümkün müdür dinen şer'an mümkün değildir. Mümkün olmadığı için de Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre bu yemin geçersizdir. Hılâfen Ebi Yusuf, İmam Ebu Yusuf'a göre, Yemini sürdürebilmenin, yemine sadık kalmak şart olmadığı için bu adam e, o Müslümanı da öldüremeyeceğine ötürü şer'an ne yapacak? Yemin kefareti verecek. Oldu mu? Hocam bir şey soracaktım. Evet. Bir taşı altına çevirme gibi şeylere takılıyoruk ap mümkün görmemizin sebebi önceden gerçekleşmiş olması. Allah Teala kadirdir ve önceden mucizelerle bunlar gerçekleşmiştir. Evet aklen mümkündür. mümkündür. Aklen adeten mümkün değildir evet ama aklen mümkündür. Adeten mümkün müdür? Hayır ama aklen mümkündür. Peki vafi şu yeminde la etekellemu bir adam konuşmayacağım diye yemin ediyor. Yani, dünya kelam konuşmayacağım hiçbir şekilde kimseyle konuşmayacağım diye yemin ediyor. el kurane Kur'an okudu. Ev sabbaha veya tesbih yaptı. Ev hellele veya işte tahlil getirdi. Ev kabbere veya tekbir getirdi. Mesela i̇şte, la ilahe illallah dedi. Allahu ekber dedi. Bunlar la birlikte la yahnezu ne olmaz yemini bozulmuş sayılmaz savaun fi salati ev haricaha ister namaz içinde olsun ister namaz dışında olsun bunlar kıraattır kelam konuşmak değildir kıraat sayılacağından veya tesbih sayılacağından kelam olmayacağı için yemini bozulmaz. huvel muhtar bu tercih edilen görüştür. Yani namaz dışında da bunu yapsa e, ne olmaz? yemini bozulmuş olmaz. Kur'an okumak, Allah'la konuşmak diye bir rivayet var. O yüzden İmam Şafiiye göre yemin bozulur ama Ebu Hanife'ye göre, şimdi biz ne diyoruz Hanefiler? Biz diyoruz ki kardeşim, bu adam neye yemin ediyor? Konuşmayacağım. Konuşmak ne? Kelam. Ama Kur'an nedir? Kıraattır. E veya Subhanallah ne demektir? tesbihtir Tesbih ayrı, kıraat ayrı, kelam ayrıdır. Adıca Allah ile olursam da Mesela Kur'an-ı kelimelerini birleştirip yani... cümle yapsa. Aynen. Hatta Wafi şu cümle olsa bakın şöyle bir yemin var. La yukellimuhu konuşmamaya yemin ediyor. Fekellemehu o kişiyle konuşuyor mesela. Diyelim ki la yukellimuhu işte Adem'le konuşmayacağım diye yemin ediyor mesela. Fekellemehu onunla konuşuyor ama bi haythu yesma'u yani kendi işitecek kadar konuşuyor. Ona sesleniyor. Yani Adem'e sesleniyor kendisi konuşanın kendi işiteceği kadar veya onun işiteceği kadar ama ve huve naimun o uyuyormuş. Adem uyuyormuş. Adem uyuduğu halde onun işiteceği kadar, kendi işiteceği kadar konuşuyor. Hanise in eykazahu. Eğer o konuşmayla onu uyandırıyorsa, uyandırmış olursa, yani uyuyan kişi o konuşmayla uyanırsa, onunla konuşmayacağım diye yemin etmişti, uyandı. Uyanınca işit, konuşulan cümleyi o kişi duyduğu için konuşmak nedir? Karşı tarafın senin sözünü duymasıdır eşittirmektir yani. Bunu bu gerçekleştiği için yemini bozulmuş olur. Ama konuştuğunda uyuyan kişi uyanmazsa, onun ne dediğini duymazsa konuşmuş olmayacağı için o kişiyle yemin bozulmuş olmaz. Vakı ile bir görüşe göre mutlaka yani uyanmasa da ona uykulu olduğu halde gidip başına bir şeyler söylese bu onunla konuşmak demek olduğu için bir görüşe göre bu da yemini bozar ama tercih edilen görüş uyandırmak meselesidir. Yani, evet. evet bu kişi uyumasaydı ki duyardı. Buna mı? Tamam işte uyumasaydı duyardı ama uyuduğu için duymadı. Bu şekilde onunla konuşmuş olmadı. Ben Tamam. La tekellem ilk cümlede adam hiç konuşmayamaya yemin ediyor. Diğer taraftaysa la, la muhu bir başkasıyla konuşmayı. Bu orada bir şahsa gidiyor. Oldu mu? Peki. va kelleme gayrahu bir başkasıyla konuşuyor. Kasada isma'ahu ama ona eşittirmek istiyor. Hani kızım sana söylüyorum gelelim sen eşit meselesi var ya mesela. E, seni muhatap alıyor. Ben Adem'le konuşmamaya yemin ettim. Hayır. Seni muhatap alıyorum. Diyelim ki Adem'in vazifesi çay getirmek ama Adem'le konuşmuyorum ben. Sana diyorum. Ya çay olsa da içsek ya diyorum sana mesela. Bu cümle kime? Adem'e. Yani, ona işittiriyorum. ama kimle konuştum? Senle konuştum. La yahnesu yemin bozulmuş olmaz. Çünkü onunla konuşmadım ki ben. وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ Yok tevin değil hakikat. لَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ e, Bir cemaate selam verse وَهُوَ ف۪يهِمْ Konuşmama yemin etmiş olduğu kişi de o cemaatin içerisinde. Hani ise yemini bozulmuş olur. Çünkü niye? Ona da cemaate selam vermek tert hepsine selamı iletmek demek olur. Konuşmadığın kişiye de selam vermiş olduğun için yemin bozuldu. Ama وَاِنَّ وَاهُمْ dunahu. O, o hariç cemaatin kalanına yemin etse. Yani onun orada olduğunu gördü. Ya diyor ben de bununla konuşmuyorum ama diyor. Neyse dur ya selam benim ama ona vermeyeyim. Hani, hani şey hani herkese benden çay şakire yok meselesi var ya. Onun gibi kalbinde o hariç hepsi de diyor. Selamun aleyküm diyor. Olur mu? O halde bu niyet geçerlidir. La yahnesu yemin bozulmuş olmaz. Peki velav kale illa bi iznihi ben ancak o bana izin verirse onunla konuşurum diye yemin etti. Yani ne demek bu? Adem izin verene kadar ben onunla konuşmayacağım diye yemin ettim. Sonra fe ezine Adem izin veriyor konuşmama ama velem ya'lem ben o konuşma, onun bana izin verdiğini bilmiyorum. Sen diyorsun ki ya Adem sen izin verirsen seninle konuşacakmış. Adem de diyor tamam ya konuşsun bir şey olmaz diyor. izin veriyor. Sen bana daha bu izni bildirmedin. Ben Adem'in ona konuşma izni ver, bana konuşma izni verdiğini bilmiyorum. Gelip onunla konuşuyorum. Benim zannımda bana hala izin vermediği için ben ne yapmış oluyorum? Yeminimi ihlal etmiş oluyorum. Bu şekilde bir konuşma olmuş oluyor. Fekellemehu hanise. Yemin bozulmuş olur. Hilafen li Ebi Yusuf. Ama İmam Ebu Yusuf diyor ki hayır yemini bozulmaz çünkü niye? İzin mutlak bir şeydir diyor. İzin mutlak olduğu için onun bilsin bilmesin önemi yoktur diyor. Ama Ebu Hanife ve İmam Muhammed diyor ki izin ne demektir? İzin bildirmektir. İzin bildirmektir. Yani e, bana konuşma ya müsaade ettiğini bildirmesi gerekiyor ki izin olsun. Ben o halde bana bu haber gelmediği için, bildiri gelmediği için ben izinsiz konuşmuş oluyorum. Bu durumda yemin bozulmuş oluyor. Peki vafi şu durumda. La yükellimuhu şehran. E, bir ay boyunca konuşmayacağım diyor. Fehu ve bu ay min hayni halfihi yemin ettiği andan itibaren başlar. 30 gün sürer. Tamam. Hocam bu yemin tutacağım. Gerekten bunu yapıyor da zevkle sonuçlar oluyor mu? Günahkar olur. Yemini bozsa da tamam. mı? Evet. Ve yevme hani bu konu geçmişti ya ilk derslerde. Böyle bir durumda yemini bozmak kefaret vermek daha faziletlidir ve yevme ukellimuhu işte yani bir gün boyunca konuşmamaya yemin etse limutlakil vakti mutlak olarak bir gündür mutlak olarak bir gündür yani bir gece ve bir gündüzü kasteder ve tasihpo niyetun nehari fakat ama sadece bir günden kasıt adam gündüz vaktini kalbinde niyetini alsa bu niyet geçerli olur mu evet çünkü niye biz gündüz vaktine de yağım diye tabiri kullanıyoruz Arapçada. Tabi bu Arabi bir yeminle olursa yani. Ama mesela Türkçe'de olsa seninle ben bir gün konuşmayacağım dediğinde 24 saattir ancak gündüz çünkü biz gündüze gündemeyiz. Mesela gündüze gündemeyiz. Gündüz günün bir parçasıdır Türkçe kullanımda. Gündüz vakti deriz, gece vakti deriz. Bunun toplamına gün deriz. Ama Araplar nehar der, leyl der. Gündüzün toplamına yevm der. Ama aynı zamanda nehara da gündüze de yevm dedikleri vakidir. Oldu mu? Peki, vale ile ama gece boyunca konuşmamak yemin etse, alal ancak geceye'dir. Fe hasbu yani buna göre hesap edilir. Yani sadece gece olur. Yani ben leyle niyet etmiştim, leyl demiştim, tüm günü kastetmiştim diyemez yani. Vafi. Evet. Ben şöyle biraz zorlama bir yemin olacak. Bu hafta büyük bir vakit boyunca konuşmayacağım diye soracağım. Tayin gerekir. Yani vakti kastediyor tabii hocam. 24 saat. Hı hı. Yani bir günü kastetmiyor. Onu yani 6 saat gibi bölüştüre, bölüştürebilir mi hocam? Öyle bir şey olabilir. Öyle bir örfü kullanım yok ama. Hı. Hani bir gün 24 saat. Dört tane, dört günden altışar saat konuşsam diye bir, bir, durum. Böyle bir şey yok. Böyle bir taksim yok çünkü. Ne örfte var ne başka bir şey de var. Hı hı. Peki vafi şu. Sıra <laughs> yemeğe davet hı. hı. Ama orada diyor ki gel gel ya, yapıyor. Olayın için. Şey. Vallahi yemeyeceğim, yemeyeceğim. Sonra sorular getirdik, yemek adam. <laughs> yani şöyle, geçenki derste geçmişti de o. Adam vallahi yemeyeceğim dese, o gün içerisinde başka bir zaman yese, e, yemini bozulmaz. Çünkü vallahi yemeyeceğim demek, o an senin de yemek yemeyeceğim anlamındadır. Gel hocam. Gider. Hani vallahi yemeyeceğimden kasıt, Hani vallahi tokum falan mesela genelde denir. Vallahi tokum denir. Tamam bir insan tokken de yiyebilir. Tokum demek yemek yemeye engel mi? Yani ne kadar mekruh olsa da engel değil. Aklen ve engel değil. Ama e, vallahi yemeyeceğim deyip yemin etse sonra yese o, o sofrada oturup yese yemin bozulur. Peki Wafi in kellemtuhu tuhu şayet onunla konuşursam diyor ama illa en yaktuma zeydun. Zeyd gelmeden Buradaki en hatta manasında ama şöyle tercüme etmek lazım. Çünkü bir de ev hatta yaktuma gelinceye kadar diye de bir cümle var. O yüzden illa en yaktüme zeydunu tam Türkçe tercümeye, tam te şöyle alabiliriz. Yani gelmeden diyebiliriz. Yani. İn kellemtuhu illa en yaktüme zeydunu. Zeyd gelmeden onunla konuşursam diye yemin ediyor. Yani diyelim ki Zeyd'in oğlu var. Baban gelmeden seninle konuşmayacağım diye yemin ediyor. Ev hatta yaktüme. Ya baban gelinceye dek seninle konuşmayacağım diyor. Ev illa en ye'zene zeydun veya zeyt izin verinceye dek zeytle konuşmayacağım veya seninle konuşmayacağım fark etmez. Ev hatta ye'zene veya işte izin verinceye yani illa en ye'zene zeydun izin vermeden konuşmayacağım. Ev hatta ye'zene izin verinceye kadar konuşmayacağım. Aslında netice olarak aynı ama e, telaffuzu Türkçe'de farklı mesela. Fekellemehu kabla zalike. Bu durumlar olmadan önce konuşursa hanise yemini bozulmuş olur. Yani zeyt gelmeden konuşursa yemin bozulur. Ama ve inma te zeydun zeyt ölürse ne olur? Sakatal halfu yemin düşer. Çünkü niye? Artık zeydin gelme durumu kalmadığı için yemin e, şartı bozulmuş olur. Yemin düşer konuşabilir. Ve fi şu durumda la yekulu taame fulanın filanın yemeğini yemeyeceğim diye yemin ediyor. Ev la yedhulu darahu veya evine girmeyeceğim diye yemin ediyor. Ev la yelbesu sevbehu elbisesini giymeyeceğim diye yemin ediyor. Ev la yerkebu dabbetehu onun bineğine binmem. Ev la yükellimu abdehu onun kölesiyle konuşmam diye yemin ediyor. İn ayyene eğer tayin ederse yani onun şu yemeğini, onun şu evini, onun bu arabasını, onun bu elbisesini diye o adamın tayinle elbisesini şu elbise diye konuşur tayin ederse mesela diyelim vazale mulkehu, eee vazale mulkehu. ve sonra bu adamın mülkü gitse yani bu adam o elbiseyi o evi satsa artık onun evi mi onun arabası mı onun yemeği mi hayır ve ve feale, ve bu adam yeminini hilafını yerine getirse yani o yemeği yese la su yemini bozulmuş olmaz. Çünkü niye? Filanın yemeğini yemeyeceğim diye yemin etti. Filanın şu yemeğini yemeyeceğim diye yemin etti. Artık o yemek filanın yemeği mi? O adam o yemeği sattı. E, o arabayı sattı. O elbiseyi sattı. Bu durumda artık ne olur? E, mülk gittiği için artık çünkü adamın yemekten kastı o yemeğin yemini e, ifadesi o yemek olmasından ötürü değil tamamıyla neyle, neyden ötürü o yemeğin o adama ait olmasından ötürü. Bu yüzden o, o adamın mülkünden çıktıktan sonra yerse la su yemini bozulmuş olmaz. Hilafen Muhammedin fil abdi ve Ama İmam Muhammed diyor ki o ev veya o köle o adama ait olmasa da e, yine yemin bozulur çünkü ev veya kölede tayin etti ya bu adamın şu evi bu adamın şu kölesi diye. Buradaki esas bunu yasak etme meselesi. Sahipten ziyade o eve gider diyor. O işaret o evi kapsar diyor. Mülkü gitse bile o zaman yemini bozulur diyor. Peki vafil müteceddidi yenilense. Yani şu bu adamın şu yemeğini yemeyeceğim diye yemin etti ya. Sonra yemek başkasının mülküne girdi. Sonra adam başka bir yemek aldı diyelim ki o adamın şu yemeği diye yemeği de kastettiği için adamın yeni bir yemeği olsa, yeni bir bineği olsa, yeni bir evi olsa ve o yeniyi kullansa la yahnesu ittifakan. İttifakla ne olmaz? Yemin e, bozulmuş olmaz. Niye? Çünkü e, mülk e, yani yeni bir e, yemin o tayin ettiği bu adamın şu yemeği diye tayin ettiği yemekte kaldı. Ama bu adamın bir başka yemeği yemeğinin dışında kaldığı için onu tüketebilir. Ama ve en lem yuayyin <laughs> ee, ve en lem yuayyin ama bu adamın şu yemeği diye tayin etmeyip bu adamın yemeğini yemem. Bu adamın evine girmem. Bu adamın arabasına binmem gibi adamın mülkünü genelini kapsayan bir yemin olsa. Bak bu adamın şu yemeğini yemem demek farklı. Bu adamın yemeğini yemem demek farklı. Bu adamın yemeği deyince ne oluyor? adamın sahip olduğu tüm yemekler. Şimdi ve inlem yani e, o ürünün nesneyi tayin etmese bu durumda ne olur? La yahnesu ba'de zavali adamın mülkünden çıksa o yemek yemin bozulur mu? Hayır bu adamın yemeğini yemem dedim. Bu yemeği adam sattı başkasına ben ondan aldım artık caiz. Ama ve yahnesu bil müteceddidi Adamın mülkü yenilendikçe yeminli olmuş olur, bozulmuş olur. Çünkü bu adamın yemeğini yemem dedim. ben yemin ettiğim esnadaki yemek ortadan kalksa, başka bir yemek gelse, bu adamın yemeği diye, bu adamın sahip olduğu tüm yemekleri kastetmiş olduğum için yenilenen her yemek ne olur? Yemine dahil olmuş olur. Anlaşıldı mı mesele? Peki şöyle bir durum var aynı şekilde. Vafi la imra imra'atuhu. O adamın karısıyla ben konuşmam diye yemin etti o kahu veya arkadaşıyla konuşmam diye yemin etti. Yahnesu ve yeminini bozulur. Fil fil muayyeni yani şöyle muayene şöyle tayin olsa bu adamın şu karısıyla konuşmam. Bu adamın şu arkadaşıyla konuşmam. Yani adamın arkadaşı değil vasıt. adamın karısı değil vasıt. Ney? Adamın şu karısı diye şu diye kadına işaret ediyor. Yani konuşmama sebebi olarak adamın karısı olmayı değil neyi kastediyor? Kadının vasfı, zatını, şu kadın olmasını yani kadının o adamın kocası olma vasfını değil bizatihi kadının kendisini kastediyor. Veya konuşmamak için adamın şu adamın şu arkadaşıyla konuşmam dedi ya işte ben Adem'in şu arkadaşıyla konuşmam diyerek ne yapıyor? E, konuşulmaması gereken kişinin zatına işaret ediyor. Onun Adem'in arkadaşı olma vasfını itibara almıyor şu diyerek. Oldu mu? Tamam. Şimdi eee neydi neredeydi bari? Ha, fil muayyen yani adamın şu karısı, adamın şu arkadaşı diye tayin etse badel ibaneti. Adam karısını bayin talakla boşasa. Hatta işte iddetle bitti diyelim. Artık bu adam bu kadın bu adamın karısı mı? Bayinle boşadı. Karısı mı? Değil. Veya e, vel mu, e, vel muadat veya o sadık artık düşman oldu bu adama. Düşman oldu. Artık arkadaş mı? Hayır ama muayyen olduğu için şu arkadaşı, şu karısı diye tayin ettiği için talaktan sonra, dostluk bittikten sonra konuşursa yahnesu yemin bozulur. Oldu mu? Ve fi gayrihi yani tayin etmezse yani ben Adem'in karısıyla konuşmam dedi. Ee, Adem'in arkadaşıyla konuşmam dedi. Yani Adem'in karısı olan kadın kaç tanesi veya hangisi ise fark etmez. Adem'in karısıyla konuşursam ee, şu olsun dedi. Sonra Adem bu kadını boşadı. Artık Adem'in karısı mı? Hayır. Benim yemin etme sebebim neydi? O kadının Adem'in karısı olmasıydı. Artık Adem'in karısı olmadığı için bu durumda la yemin bozulmuş olmaz. Oldu mu? Tamam. geçerli de, değil mi? E tabii kızı hiç... O yine kızıdır. Vasıf değişmez. İlla ancak fi rivayetin an Muhammed'in İmam Muhammed'e göre şöyle bir görüş vardır. Ve yahnesu bil müteceddidi yani adamın karısı bu adam başka bir kadınla evlense yeni kadın bu adamın karısı olacağı için yine yemin bozulur diyor mesela. Ve adam başka bir arkadaş edinse onunla yemin bozulur diyor İmam Muhammed. Peki Wafi şu yeminde la yukellimu sahibi haza taylasan. Şu taylasanın yani o takkenin e, sahibiyle konuşmayacağım diye yemin etse ben diyorum ki Adem'in takkesi benim masamda. Bak şu takkenin sahibiyle ben bir daha konuşmayacağım ha diyorum. Yemin ediyorum. Sonra Adem bu takkeyi satıyor. Sana satıyor. Ben Adem'le konuşsam fekellemehu Adem'le konuşsam hanise yemin bozulur. Çünkü niye? Benim yemin etme sebebim takke değil. Takkenin sahibi olan Adem. Ya yani takke sahibi bir vasıf. Vasıf da burada önemli değil. E, ee, takkenin artık yeni sahibi başkası olsa ben mesela seninle konuşsam takkenin yeni sahibi olarak yemin bozulur mu? Hayır çünkü ben takkenin sahibi olarak Adem'in zatını kastetmiştim orada. Buradaki vasıf önemli değil. İyi, az kaldı bitirelim burayı. Hayır. E, yemin ettiğim anda takkenin Adem'e ait olduğunu biliyorum ben. Evet. Peki. Yeni bir konu ama burası çok böyle daha çok arabi lafızlar üzerindeki meseleler. Çok bizi ilgilendiren konular değil. Örfü Evet. Göresi bir soru hocam Tamam. Ya. Hocam şimdi adam gün içerisinde bir saat konuşmuş yani eğil Hı hı. Fakat yani diyelim ki çoban gitti koyunla konuşmuş Koyunla konuşmak konuşmak değildir ya. Konuşmak. Bir şey. Bak yukarıda hani karşı tarafın işitmesi demek ya. Şimdi burada konuşmaktan kasıt şu aslında. Hani adamın ağzından kelime çıkması mı? Çünkü bak şöyle bir şey var. İlk cümlede mesela hatta ibare açalım bir dakika. Bak şu ibare. Bak. fi la yükel o değil. Vefi la etekellem. Tekellüm etmek. Şimdi bu burada yine şey meselesi var. Arapça kelimeleri kullanma ifadesi var. E, ...yetekellem... ...tekellem demek ne demek... ...bir adamın ağzından kelime çıkması demek... ...ama... E, ...yükellim demek... ...yani kellemeden gelmesi... ...tekellemeden geliyor... ...kelleme... ...biriyle diyaloğa girmek... ...karşılıklı konuşmak... ...kelleme... E, ...tekelleme... ...bir kişinin kendisinin bir cümle kurması demek... ...yani kendi... ...muhatap olmasa da... ...yani Türkçedeki... ...konuşmakla... ...hani kendi kendine konusu denir... ...bir de diyaloğa girmek var... ...diyalog kurmak var... ...diyalog tek başına olmaz... Yani ben mesela kendi kendime konuşurken yani ne kendi kendine diyalog kuruyorsun diye bir cümle kullanılabilir mi? Yani böyle bir cevap olmaz. Çünkü niye? Diyalog bunu karşılamıyor. O yüzden bir adam ben bir daha diyaloğa girmem diye yemin etse neyi kastetmiştir? İkili e, muhat e, konuşmaya girmeyeceğim demektir. Gidip koyunla konuşsa koyunla yapacağı şey diyalog olmayacağı için yemini bozulmaz. Ama ben bir daha konuşmayacağım, ağzımı açmayacağım demek ister muhatabım koyun olsun... İster boşluk olsun fark etmez ağızdan kelam çıkması demektir. Yok. O çünkü bir kelam değildir. Oldu mu? Peki. La ukellimahu heynen. Ben onunla heyin, yani bir zaman hani e, Kur'an-ı Kerim'de heyin bir zaman olarak geçer. İşte tefsirlerde 40 yıl, altı ay gibi şeyler vardır, e, yorumlar vardır, tefsirler vardır. Ev zamanen veya bir zaman onunla konuşmayacağım dese. Ev el hinu ev zamanu veya bunları marife yapsa. Şimdi hin dediğinde ucu açık ama el dediğinde niyetle onu üç güne beş güne kısaltabilecek bir marifelik yapıyor mesela. Tabi Türkçe karşılığı yok bunun yani. Veya Türkçe'de şöyle mesela ben onunla hiçbir zaman konuşmayacağım demek ne demektir? Nekre geneldir. Ben onunla bir zaman konuşmayacağım. Bak bir zaman marifedir. Bir zaman demek 3 ayı da oraya sokabilirim. 3 yılı da sokabilirim mesela. Ama onunla hiçbir zaman nekredir. Tüm zamanları kapsar. Bir zaman boyunca onunla konuşmayacağım demek. Ben karar vereceğim bunun ne zaman biteceğini diye. O bir zamanı oturtacağız yani. Bir zaman ve hiçbir zaman gibi bunu Türkçeleştirebiliriz. Ve niyete Ve adamın da burada bir niyeti yoksa. Yani e, hiçbir zaman konuşmayacağım dedi ama bunu ne kadar sürdüreceğini söylemedi mesela. Niyetsiz söylerse fehuve bu niyeti ala sitteti eşhurin altı ayı kapsar. Neden altı aydır? Fark etmez. Niyetsiz olduğu için fark etmez. Aynen, dedik Çünkü ya. hani e, haynun minel dehri işte insan üzerinden e, bir e, zamandan bir behre geçti. E, müfessirler mesela İbn Abbas radıyallahu anh buradaki dehri bazı rivayetler dehri 40 yıl olarak alır. Bazısı bir saat olarak almıştır. Bir gün olarak alan vardır. Bunun orta yolu altı e, 6 aydır diyor İbn Abbas. Dehrin orta kabulü 6 aydır diyor. Şimdi bu bir lügat kullanımı. Lügat kullanımı olduğu için bizim muhakkak e, ya şairlerden ya müfessirlerden yani Arapçayı konuşan e, Arapçayı yani e, Arapça mütebahhir olan insanlardan bir rivayet lazım bize rivayet olmadan biz burada yani kıyasla bir şey yapamayız. Bu yüzden e, İbn Abbas radıyallahu anh da dehre 6 ay dediği için niyet etmeden ben onunla bir, de, bir zaman konuşmayacağım dediğinde dehri kullansa veya zamanı kullansa durum nedir? 6 ay konuşmamasıdır. Ama ve ma'aha eğer niyeti varsa bu cümleyle birlikte bir niyetten bahsediyorsa manava niyet ettiği şey neyse odur. Peki ve in qala dehra dehir dese ed yani dehri e, marife kullansa evil ebede veya ebed dese ben onunla artık ebediyen konuşmam ömür boyu konuşmam dese fehu ve alal umur ömür boyuncuya kapsar öyle ne de konuşmaz peki ve qala dehran dehir dese sadece hani zamandan bir parça ve nekre kullandı. Nekre kullandığı için e, bununla ilgili bir rivayet yok. Şimdi e, şey olduğunda, marife geldiğinde hani hünemet dehir, ayette hünemet dehir diyor mesela. ...eddehir dehir ifadesi var ayette. Marife kullanılmış ve marifenin de tefsirini altı aydi. Ebu Abbas söylemiş ama dehran diye bir kullanımı e, naslarda biz görmüyoruz veya bunun bununla ilgili bir şey yok bize e, bir nakil yok, bunun tefsiri yok mesela. Bu yüzden dehran dese fakat tavakkafal imam. Ebu Hanife burada tavakkuf etmiş, görüş bildirmemiştir. Ebu Hanife diyor ki, Dehran geldi, nekra, nek bu dehir kelimesinin zamanıyla alakalı bir müfessillerin müfessirlerin bir yorumu yok. Dilcilerin bir yorumu yok. E, bu kıyası gerektiren bir konu olmayacağı için, ya yani bunda kıyas yapılamayacağı için e, tavakkuf etmiş Ebu Hanife Rahimahullah. Hatta işte Ebu Hanife Rahimahullah'ın bir yerde bir görüşe göre dört tane tavakkuf ettiği yer vardır. Bunlardan bir tanesi dehir kelimesinin kaç günü kapsadığı veya kaç zamanı kapsadığı. Bir tanesi e, sünnet zamanının e, şeyi, müstahap vakti, sünnet zamanının. Bir tanesi e, müşrik çocuklarının kıyametteki durumu. Dur, kaç oldu? Üç oldu. Diğeri neydi? E, Ebu Hanife'nin tavakkuf ettiği yerler. Sünnet dedik başka ne dedik? Sünnet dedik. Müşrik çocuklarının kıyametteki yeri dedik. Hatta bunu 8'e çıkaranlar da var bir yerlerde. Hani bunu 8 olarak kabul edenler de var. Ama bir saniye bir, bir notum vardı benim ama. Ha şey, Hunsa Müşkil. Hunsa Müşkil konusu. Yani... E, ...Hümsa Müşkil'in hükmü nedir? Ebu Enef'i tavakkuf etmiştir. E, i̇şte Dehir kelimesinin... ...kaç günü kapsadığında tavakkuf etmiştir. Müşrik çocuklarının... ...cennette girip girmeyeceğiyle ilgili olan... konuda tavakkuf etmiştir. Bir de... E, ...şeyi... ...ne o? Hangisini atladık? E, şeyin... Sünnet zamanının ne olduğunu. Buna bazı... ...bunu dört tane daha ekleyip... Sünnet, ...sekize çıkaranlar da var. İşte mesela... ...bir köpek ne zaman eğitimli hale gelmiş olur gibi e, üç madde daha eklemişler buna bunun haricinde. Şimdi burada Ebu Hanife Reymahullah'la tavakkuf ediyor. Dehrin ne olduğuna. Ve indehuma huve kez zaman. İmamen diyor ki bu zaman tabirinin kullanılması gibidir. Yani altı aydır diyor. Peki tabi bunlar tamamen Arabi kullanımlar. Bizi çok öyle kullanımımızı bağlamayan şeyler. Çünkü biz Arapça yemin etmiyoruz. Ve levkale. Adam şöyle söylerse. Eyyamen. Günler derse. Günlerce. Ev Aylarca ev sinin veya yıllarca dese ve bunları nekre kullansa fe bunlar salasetin üç üzerine yani eyyamen derse üç gündür şuhuran derse üç aydır sinin derse üç yıldır peki ve in arrafe yani bunları marife kullanırsa la ukellimuhu la ukellimuhu dese la ukellimuhu şuhur dese mesela hani bu eyyam şuhur kelimelerini marife kullansa bu zaman ne olur peki? Fe aşratin 10 yıla çıkar veya 10 güne veya 10 aya çıkar ke eyyamin kesira çokça günler konuşmayacağımdaki e, eyyamın 10 gün olduğu gibi. Peki ve bu Ebu Hanife'ye göredir. nekre ise 3, marife ise 10 olması. Ama imamen der ki ve kala imamen der ki ala cumatin fil eyyam günlerde şeydir yani marife kullandığında marife kullandığında el eyyam ifadesinde bir haftadır. Çünkü niye? Eliflem buradaki eliflem ne içindir? Ahd içindir. Yani ahit ne demekti? Bir şeyi belirlemek içindir. Peki günlerdeki mahut yani günlerin belirlenmiş toplamı nedir? Bir haftadır. Doğru mu? Günlerin en yakın toplamı nedir? Haftadır. O halde günlerce konuşmayacağım diyen adamın yemini kaç gündür? Bir haftadır diyor. fiş şuhur aylardaki eh, ahitte yıl olduğu için yani aylarca demek. Ayların ilk e, ...belirli hali nedir? Yıldır. Yıl olduğu için... Hayır, ...aylar, aylarca konuşmayacağım diyor ya... ...ayların ilk belirli toplamı nedir? Yıldır. O halde aylarca konuşmayacağım... ...diyen bir adamın yemini seneye gider. Vel omuru fissinin. Yıllarca konuşmayacağım diye... ...eliflamlı kullansa, yılların... ...belirli bir ahdi olmadığı için... ...ancak ömür vardır burada ahit olarak... ...o da bilinmeyeceği için ömür boyunca... ...konuşmaması gerekir... ...diyoruz ve burada yemin konusu... ...sonlanmış oluyor. Tabii şey konusunda başlık bitmiş oluyor. Bir sonraki başlık babul yemin fi'talaq vel itk. Ee, işte karısını boşamak veya kölesini azat etmekle alakalı bir başlık. Ama bence burada artık yeminle bir ara verip bey bahsinden kaldığımız yeri kefil kefalette kaldık galiba. Biraz oradan ilerleyelim derim ben. Burada kalalım. Elhamdülillahi rabbil alemin. Var mı soru burayla alakalı? Yok, kapanmadı. Kapattıktan sonra soracaksın. Tamam.